düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Adıyaman'daydı. İkinci tur mesaisine bu bölgede ağırlık vereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nı eleştirdi. Korkutma siyasetiyle oy alabileceklerini düşünüyorlar dedi. Buradan sizlerin aracılığıyla Adıyaman'ın tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur buluşmalarına deprem bölgesinden start verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tur çalışmaları kapsamında deprem bölgesi Adıyaman'daydı. Kendisine ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Millet İttifakı'nı eleştirdi. Halka atılan iftiraları gündemine aldı. Milyonların sırrına ermeye çalışmak yerine bindirilmiş kıtalar diyerek bu insanları aşağılamayı tercih ettiler. Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950'den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler. Bugün de aynısını yapıyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza cahil diyorlar. Yeterince gelişmemiş diyorlar. Oylarını sattılar iftirası atıyorlar. Hatta gazete manşetlerinden küstah bir şekilde milletin karnı tokmuş diyorlar. Anladınız değil mi? Her türlü hakareti ediyorlar. Her türlü densizliği, edepsizliği sergiliyorlar. Ama bir kez olsun biz nerede yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormuyorlar. Şöyle aynanın karşısına geçip kendilerini hesaba çekmiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın korkutma siyasetiyle oy alabileceklerini düşündüğünü ifade etti. Pazar günüyle beraber 16. ve 17. seçimlerini de kaybettiler. Milletten bu kadar şamari yediler. Fakat her defasında hiçbir şey olmamış gibi pişkince hayatlarına devam ettiler. Hatalarından dolayı çıkıp milletimizden özür dilemediler. Samimi bir öz eleştiri vermediler. Kendilerini düzeltme yoluna asla gitmediler. Milletin gönlünü kazanmak yerine halen tehdit diline sarılarak, korkutma siyaseti yaparak insanımızın oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. Kardeşlerim, gençler, CHP Genel Başkanı ve arkadaşlarının zihniyeti 73 yıldır hiç değişmedi. Mecliste 28. dönemin açılışını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapacak. Mecliste hazırlıklar devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin hazırlıkları devam ediyor. Yeni dönemde de meclisin açılışını en yaşlı üyenin yapması geleneği sürecek. 28. dönemin ilk genel kurul toplantısının açılışını en yaşlı milletvekili sıfatıyla gerçekleştirecek. Geçici Meclis Başkanı MHP lideri Devlet Bahçeli olacak. Devlet Bahçeli 28. yasama dönemi ilk genel kurul toplantısının açılışını en yaşlı milletvekili sıfatıyla gerçekleştirecek. Osmaniye'den MHP milletvekili olarak parlamentoya gelen Bahçeli, meclis başkanı seçilene kadar geçici başkanlık görevini yürütecek. En yaşlı üye geleneği bir önceki dönemde de sürdürüldü. 27. dönemde parlamentonun en yaşlı üyesi CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal'dı. Baykal sağlık sorunları nedeniyle bu görevi yerine getiremedi. Parlamentonun ikinci en yaşlı üyesi İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, meclisin açılışında başkanlık divanındaki yerini aldı. Bugüne kadar 21 farklı isim geçici başkan sıfatıyla ilk oturumları yönetti. En yaşlı üyenin meclise açma geleneği ise kurucu meclise dayanıyor.
İstanbul'un işgal altında olduğu 23 Nisan 1920'de meclis Ankara'da ilk toplantısını yapmıştı. Meclisin en yaşlı üyesi 1845 doğumlu Sinop mebusu Mehmet Şerif Bey'di. Orhan Yeğin ve 53 milletvekilinin devlet... Cumhurbaşkanı Erdoğan saha çalışmalarının yanı sıra sosyal medya hesaplarında da oldukça aktif. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak yaptığı paylaşımında gençlere seslendi. Yanınızdayız dedi. Türkiye'yi bir kez daha seçime götüren 14 Mayıs seçim sonuçlarının ardından adaylar çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sahada çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesaplarını da boş bırakmıyor. Vatandaşlara sesleniyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençler için bir paylaşım geldi. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenleri aldırış etmeyin diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Mevlana testinin içinde ne varsa dışına da o sızar diyor. Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere yanınızdayız mesajı verdi. 21 yıldır iktidardayız, birçoğunuzla aynı yaştayız. Bu 21 yıl boyunca hiçbir genç kardeşimin hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, kimsenin bir başkasının kılık kıyafetine, düşünce tarzına, beklentilerine, beğenilerine karışmasına da izin vermedik. Ülkemize kazandırdığımız nice eserin, yatırımın, projenin yanı sıra fikirlerinizi rahatça ifade edebilmeniz, gençliğinizi özgürce ve doyasıya yaşayabilmeniz için de var gücümüzle çalıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimine de değindi. Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. Bugün her türden sanat etkinliğinin rahatça düzenlenebildiği uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, sporun, müziğin, bilimin, teknolojinin hiç olmadığı kadar hayatımızın içinde yer aldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Milli teknoloji hamlemiz sayesinde teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, geliştiren, üreten bir ülke haline geliyoruz. Tüm bunları sizin için yaptık. Sizlerin desteği, gayreti, alın ve fikir teriyle başardık. 28 Mayıs'tan sonra inşallah Türkiye yüzyılının inşasına da sizlerle birlikte başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün Sinan Oğan'la bir araya gelmişti. Bu buluşma AK Parti kurmayları tarafından değerlendirildi ve ülkemizin tamamının mutlu olacağı bir netice olacak denildi. Türkiye ikinci kez seçime gidiyor. 14 Mayıs'ta neticeye ulaşamayan Cumhurbaşkanlığı için halk 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek. Sandık öncesinde liderlerin çalışmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Görüşme 50 dakika sürdü. Sonrasında açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sinan Oğan görüşmesi AK Parti kurmayları tarafından değerlendirildi. Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş konuştu. Artık seçimde iki kişi yarışıyor diyen Kurtulmuş, bir tarafta terörle çok etkin mücadele yürüten bir Erdoğan, diğer tarafta PYD mi bize düşman diyebilecek kadar aymazlık içinde olan bir Kılıçdaroğlu. Oğan'a oy veren kitlenin bunu çok iyi değerlendireceğini biliyorum. Çünkü Millet İttifakı'na oy vermediler. Nedeni FETÖ ve PKK ile gördüğü dirsek temasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Sayın Oğan'ın Dolmabahçe'de görüşmesini kıymetli buluyorum. Ülkemizin tamamının mutlu olacağı bir netice olacağını düşünüyor ve biliyorum değerlendirmesinde bulundu. İzmir AK Parti milletvekili adayı Savcı Sayan ikinci tur seçim çalışmaları için Aydın'a giderken yolda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Sayan'ın tedavisi sürüyor, durumu ise iyi. Seçim çalışmalarını yürütüyordu. İzmir'e giderken yolda kalp krizi geçirdi. AK Parti İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan hastanede tedaviye alındı. Daha önce Ağrı Belediye Başkanlığı yapan ve görevinden istifa ederek AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi.
Sayan'ın rahatsızlığı sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden Sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleriyle görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı Bey'in tedavisi devam etmektedir denildi. Savcı Sayan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyor. Sayan, yapılan anjiyo nedeniyle hastanede istirahat etmeye devam edecek. Savcı Sayan 2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilmişti. Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa ederek İzmir 1. Bölge 6. sıra milletvekili adayı olmuştu. Savcı Sayan 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla seçim bölgesi ve çevresinde çalışmalara devam ediyordu. 28. dönem milletvekilleri için seçimler geride kaldı. Yüksek Seçim Kurulu kesin seçim sonuçlarını duyurdu. Kesin sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan %49,52 oy aldı. Türkiye parlamento seçimlerini geride bıraktı. Milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandığa giderek rekor bir katılımla oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdiği seçimden bir kez daha galip çıktı. Öte yandan ilk turda Cumhur İttifakı da mecliste çoğunluğunu elde etti. Resmi olmayan sonuçlar muhalefette moral bozukluğuna neden olurken Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi. 28 Mayıs seçimleri öncesi yapılan açıklamada adayların oy oranları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 49,52, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 44,88, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 5,17, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise 0,43 oy aldı. Tarihin en önemli seçimlerine katılım oranı ise %87,04 olarak açıklanırken, geçersiz oy sayısı 1,037,104 oldu. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden seçime gidiyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde milletvekilleri şekillendi. Meclisin büyük çoğunluğunu yeniden Cumhur İttifakı oluşturuyor. 28. dönem parlamentosu yenilendi. 600 milletvekilinin 335'i yeni dönemde ilk kez meclise girmeye hak kazandı. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimi 14 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu. 27. dönemde milletvekili olmayan ancak daha önceki dönemlerde seçilen 46 kişi 28. dönemde yeniden milletvekilliği yapacak. Bu sonuçlarla 381 yeni milletvekilinin bulunacağı 28. dönem parlamentosu %63,49 yenilenmiş oldu. İlk kez seçilen 335 milletvekilinin 148'i AK Parti, 90'ı CHP, 47'si Yeşil Sol Parti, 27'si İyi Parti, 18'i MHP, 4'ü Yeniden Refah Partisi ve 1'i Türkiye İşçi Partisi'nden parlamentoya girdi. 27. dönemden 219 milletvekili de yeniden seçilerek meclise girmeye hak kazandı. 14 Mayıs'taki ilk tur seçimlerinde hezimete uğrayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur seçimleri öncesi ağız değiştirerek bir anda milliyetçi kimliğe büründü. Bu doğrultuda danışmanlarını da değiştiren CHP lideri yeni baş danışman olarak Cevdet Nasıranlı'yı getirdi. Seçimin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark attı. %50+1'in çok ufak bir farkla geçilememiş olması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. PKK'nın ve HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, patlama yapan milliyetçi oyları alabilmek için bir anda dümen kırdı. İlk turda Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz, kayyum uygulamasını kaldıracağım diyen Kılıçdaroğlu, strateji değişikliği sonrası danışmanlarını da değiştirme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun yeni baş danışmanı olan Cevdet Nasıranlı'nın eski paylaşımları ortaya çıktı. CHP'yi 1930'larda katliam yapmakla suçlayan Nasıranlı'nın Atatürk döneminde Aleviler katledildi, Dersim'de insanların boynuna zincir takıldı şeklinde paylaşımlar yaptığı da görüldü. Nasıranlı ayrıca CHP'yi eleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven paylaşımlar da yaptı. Paylaşımların hızla yayılması sonrası harekete geçerek temizlik operasyonuna başladı.
Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgisi sonrası milliyetçilik oyununa başladı. Masaya vurarak sert konuşmalar yapan, beka sorununu ikinci turda oy kaygısıyla hatırlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi kitlesinin de inanmaması dikkat çekiyor. Öte yandan HDP'den de milliyetçilik oyununa başlayan Kılıçdaroğlu'na uyarılar gelmeye başladı. İkinci turda milliyetçi oyları alabilmek için hiçbir masraftan da kaçmayan Kılıçdaroğlu danışmanlarını da yeniliyor. İlk turda Selahattin Demirtaş ve PKK'ya yeşil ışık yakan mesajlar veren Kılıçdaroğlu, milliyetçi seçmenleri kazanabilmek için yeni danışman kadrosuyla yola devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni baş danışmanı Cevdet Nasıranlı oldu. Cevdet Nasıranlı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsettiği görüldü. Birçok paylaşımında CHP'yi yeren Nasıranlı, Erdoğan'ı ise yere göğe sığdıramadı. Nasıranlı yazılarının fark edilmesi sonrası paylaşımlarını silmeye başladı. Nasıranlı'nın CHP döneminde katliam yapıldığını belirterek CHP'yi suçladığı ve bu konuda birçok paylaşım da yaptığı görüldü. CHP'liler bu atamaya büyük tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 14 Mayıs seçimleri sonrası ilk kez açıklama yaptı. İkinci tur seçim programını açıkladı. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. İkinci tur çalışmalarına değindi. Özellikle ilk turda tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanan ya da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanmayan ama Sayın Erdoğan'a da oy vermeyen, bunlar tespitli, sahalar olarak tespitli. Vatandaşlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştireceğim bir kısmına başladım. İstanbul'da da yoğun bir saha çalışması programım olacak. Bu akşamdan itibaren İstanbul'a gidiyorum. Yarından itibaren bu programım başlıyor. Kapı zili çalmak dahil olmak üzere mikro bazda bir çalışma yapacağım. Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu seçim 0-0'la başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim oluyor. Şimdi biz bu 14 Mayıs'tan sonra İYİ Parti olarak neler yaptık? Millet İttifakı liderleriyle seçim sonrası sandık güvenliği başta olmak üzere ikinci tur çalışmalarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdik ve sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na çalışılacağı için merkezinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğu, iletişim dilinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından organize edildiği, ortaya konulduğu bir çalışma gerçekleştirildi ve bir iletişim grubu, kampanya grubu kuruldu. Akşener, İYİ Parti'nin saha çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti. Ben ayrıca kanaat önderi tırnak içi dediğimiz... Seçim gecesi yaptığı algı çalışmalarıyla dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan seçim itirafı geldi. İmamoğlu yaptığı açıklamada ilk turda zaten kazanmayı beklemiyorduk açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gözler 28 Mayıs'a çevrildi. Vatandaşlar ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'la Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tercihte bulunacak. Seçimin ikinci turuna sayılı günler kala CHP'deki değişim dikkat çekti. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için siyaset gündeminde olağanüstü hareketlilik sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı programda gündeme dair konuştu. Seçimle ilgili bir itirafta bulundu. Seçimden daha iyi bir sonuç beklediğini söyleyen İmamoğlu, alınan sonucuysa beklediklerini ifade etti. Biz 2 puan daha yukarıda olma ihtimalini çok daha yüksek görüyorduk. Birinci turda ben üzgünüm, daha iyisini bekliyordum dedi. İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçim gecesi sık sık kameraların karşısına geçip kamuoyunu yanıltarak öndeyiz algısı yapmaya çalışmıştı. Erzurum için hazırlanan il afet risk azaltma planında merkez ilçeler olan Azizye, Palandöken ve Yakutiye ile ilgili ilginç tespitler yapıldı. Planda olası depremlerde karşılaşılabilecek riskler ve zemin bilgileri tek tek anlatıldı. Tamam,
Erzurum için il afet risk azaltma planı hazırlandı. İlçelerle ilgili ilginç tespitler yapıldı. Depremlerde karşılaşılabilecek riskler ve zemin bilgileri tek tek anlatıldı. Kahramanmaraş merkezi depremlerin etkileri hala silinemedi. Türkiye sık sık deprem gerçeği ve felaketiyle yüz yüze geliyor. Bu nedenle risk belirleme ve azaltma çalışmaları öncelikli konulardan biri haline aldı. Erzurum'da bunun için bir çalışma yapıldı. Afet risk azaltma planı hazırlandı. Erzurum'un nüfus bakımından en yoğun olduğu 3 merkez ilçelerinden Palandöken ilçe merkezinin eski alüvyon zemin üzerinde kurulduğu belirtildi. Olası bir depremde zemin yapısı, yeraltı suyu seviyesi, bina yapım tekniği bakımından koşulların en az olumsuzluk yaşanabileceği ilçedir denildi. Risk azaltma planında Yakutiye ilçesinin Erzurum eski yerleşim merkezini kapsadığı ifade edildi. Zemin olarak eski alüvyon, eski dere yataklarından oluşan gevşek zeminler ve şehrin doğu yakasındaki kayalık zeminler çeşitlilik oluşturuyor denildi. Yeraltı suyu seviyesi 10 metre ile 100 metre arasında değiştiği belirtilen raporda bina yaşları ise 0-80 yıl arasında olduğu açıklandı. Olası bir depremde zemin yapısı, yeraltı suyu seviyesi, bina yapım tekniği bakımından ilçenin bazı mahallelerinde deformasyonun fazla olabileceği öngörülmektedir ifadeleri kullanıldı. Aziziye ilçesi de alüvyon üzerine kurulmuş olan yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti. Zemini Karasu Çayı'nın ve Pulur Çayı'nın biriktirdiği gevşek alüvyon malzemedir. Yeraltı suyu seviyesi yaklaşık 0-30 metre arasındadır. Bina yaşları ise 0-40 yıl arasındadır. Olası bir depremde zeminin gevşek yapısı ve yeraltı suyu derinliğinin az olması ilçe için dezavantajdır. Bina yaşlarının genç olması ve binaların yüksek katlı olmaması ise bu dezavantajları ortadan kaldırabilecek avantajdır denildi. Erzurum'un Olta ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Neşet Demircan yılların birikmişliğini kağıda döktü. Olta'ya değer katan simaları çizen Demircan kişisel sergisini açtı. Neşet Demircan Erzurum'un Olta ilçesinde yaşıyor. Demircan emekli resim öğretmeni. Neşet Demircan meslek hayatına kara kalem çalışmaları ve rölyef heykel çalışmalarıyla devam ediyor. Neşet Demircan yılların birikmişliğini özgün çalışmalarına aktardı. Daha sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kişisel sergisini açtı. Buradaki şu çalışmalar genellikle okulda sembol olmuş, isim yapmış, hatırı gönüllü sayılır kişilerin 40'a yakın portresini yaptım. Diğer tarafta da rölyef çalışmaları var. Rölyef çalışmaları genellikle konulu ve toplumsal içerikli konular, belli bir konuyu amacı işleyen konular olarak düşünmüştüm, öyle çalıştım. Sergi yoğun ilgi gördü. Çalışmalarsa sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Güzel olduğumuz adına böyle bir şeyin yapılması gerçekten beni çok onur ve mutlu etti. Şahsım adıma söyleyecek olursam bu eserlerin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel olmuşlar. Erzurum'un Olta ilçesinde hayvan otlatan Murat Atu bir koyunun eksik olduğunu görünce drone kaldırdı. Atu'nun kamerasına iki boz ayı takıldı. Murat Atu o anları kayıt altına aldı. Sarp kayalıkları aldırış etmediler, dakikalarca dövüştüler. Erzurum'da iki boz ayının kavgası drone kamerasına yansıdı. Murat Atu, Olta ilçesine bağlı Aksu kırsalında hayvanlarını otlatıyordu. Atu, koyunlarından bir tanesinin eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine drone kaldırmaya karar verdi. Çoban Atu, koyununu bulamadı ama kamerasına iki boz ayı takıldı. Ayılar kavga ediyordu. Atu, drone'u daha yakına alarak o anları kaydetmeye başladı. Sarp kayalıklarda bir süre adeta güreş tutan ayılar daha sonra gözden kayboldu.
Kırgızistan Manas Üniversitesi Rektörü Dilde Fikirde İşte Birlik mottosuyla çalışmalara imza atıyordu. O çalışmalar Türksoy tarafından ödüle layık görüldü. Türk dünyasına üstün çalışmalar yaptı. O çalışmalar karşılık buldu. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alparslan Ceylan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından Türk dünyasına üstün hizmet ödülüyle ödüllendirildi. Alparslan Ceylan, Gaspıralı İsmail'in Dilde, Fikirde, İşte Birlik fikrini şiar edindi. Çalışmalarını da bu yönde şekillendirdi. Ceylan, hayatı boyunca Türk dünyasının birliği, beraberliği ve geleceği için çalıştı. Her platformda Türk birliğine olan inancını vurguladı. Türk Cumhuriyeti arasında dil, bilim, tarih, edebiyat, kültür, sanat, ekonomi ve spor alanındaki işbirliğini en üst seviyelere taşıdığını da altın çiziyorum. Akademik çalışmalarının yanı sıra geleneksel oyunlara ve sporlara yapmış olduğu katkılarla da geçmişi geleceğe taşımanın, genç nesillerde hafıza oluşturmanın yollarını aradı. Bu konuda da kıymetli çalışmalara imza attı. Rektör Ceylan, 2012-2016 yılları arasında yürüttüğü Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı göreviyle bu sporların kurumsallaşmasına ve Türk dünyasının yanı sıra uluslararası alanda var olmasına da büyük katkılar sağladı. Manas Üniversitesi'nin dünyanın ilk üniversite geleneksel sporlar meydanını kurdu. Geleneksel Oyun ve Spor Araştırmaları Enstitüsü'nü açtı. Yaptığı çalışmalar Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı tarafından ödüle layık görüldü. Alparslan Ceylan, Türk soyun en üst düzey nişanı olan altın madalyayla onurlandırıldı. Ceylan'a ödülünü üniversitede düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Programı'nda Türksoy Genel Sekreteri Sultan Rayev takdim etti. Ceylan daha önce de Şeref Madalyası, Türk Dünyasına Hizmet Ödülü ve Yılın Rektörü ve Altın Madalya gibi ödüllere layık görülmüştü. Kütahya'da kurulan semt pazarında Cumhurbaşkanı seçimi için broşür dağıtan CHP'lilere pazar yeri esnafı tepki gösterdi. CHP'li tarafların pazar esnafına terör övücü dediği öne sürüldü. Kütahya'da CHP'lilerle pazar esnafı arasında gerginlik yaşandı. Semt pazarında broşür dağıtan CHP'lilere pazar esnafı tepki gösterdi. Partililerin şehitler hakkında olumsuz ifadeler kullandığı ileri sürüldü. Partililerin ikinci tur seçim çalışmaları devam ediyor. Süreç ilerlerken zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor. Vatandaşlar HDP'nin desteğini alan CHP'ye tepkili. Bu tepki sahaya da yansıyor. Olayın adresi ise bu kez Kütahya. Kentte kurulan Perşembe Pazarı'yla Galibi Efendi Mahallesi'ndeki Cuma Pazarı'nda Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürlerini dağıtmak isteyen CHP Kadın Kolları üyelerinin de aralarında bulunduğu partili grupla esnaf arasında tartışma yaşandı. Terör örgütü aleyhine sloganlar atan esnaf, partililerin pazar yerini terk etmesini istedi. Bunun üzerine tansiyon yükseldi. Çıkan arbedeye polis müdahale etti. Müdahalenin ardından arbede yatıştırıldı. Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Aktaş olaya ilişkin açıklama yaptı. Pazar esnafına terör övücü denildiğini öne sürdü. Bizler kendilerine dedik, burada basın açıklaması yaparsanız biraz sıkıntı yaşayabiliriz dedik. Sayın İl Başkanımız ve Vekilimiz burada bir halkı ve pazarcıyı galyana getirip burada bir alkış tutmaya başladılar. Ve terör övücü dediler pazarcı esnaf ödüne. Biz hiçbir zaman için terör övücü olmadık ve olmayız. Biz her zaman için milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Kimler terör örgütünün yanında olduğunu herkes çok iyi biliyor ve kınıyoruz, lanetliyoruz. Ayrıca şehit yakını bir vatandaşa da olumsuz ifadeler kullanıldığını iddia etti. Bir arkadaşım birisine kağıt uzatmışlar. Demiş ki ben şehit verdim, bunun için mi verdim diye söylemiş. O da demiş ki bana mı verdin şehiti? Kadın kollarından birisi bana mı verdin? Verdiyseniz kendinize verdiniz şehiti diyerek olay iyice gelmeye başladılar. İstanbul'da bir hafta önce darp edilen bir kişi kendisini döven şahısların bulunduğu kafeteryayı arkadaşlarıyla bastı. Şahısların silahla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada iki kişi ağır yaralandı.
Darp edildi, karşılık vermek için bulundukları yere gitti. Şahısların silahla karşılık vermesi üzerine iki kişi ağır yaralandı. Film sahnelerini aratmayan kavga anları kameralara yansıdı. Olay İstanbul Şişli'de meydana geldi. İki arkadaş lüks bir rezidansın önünde karşılaştığı bir grup tarafından darp edildi. Olaydan bir hafta sonra aynı rezidansın önüne gelen iki arkadaş kendisini darp eden şahısların kafeteryada olduğunu gördü. İçeriye giren iki arkadaş kendisini döven şahıslara saldırmaya başladı. Saldırdıkları şahıslar silahla karşılık verince ortalık karıştı. Kafeteryaya baskına gelen iki arkadaş kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Neye uğradığını şaşıran müşterilerse adeta kaçacak delik aradı. Dehşet anları güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Kahramanmaraş merkezde depremlerin en fazla etkilendiği kentlerden biri olan Malatya'da deprem konutları hızla yükseliyor. Şu ana kadar 14 bin konutun temelleri atıldı. Malatya'da depremin ardından inşasına başlanan konutlar 193 gün sonra teslim edilecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilendiği kentlerden biri de Malatya'ydı. Yıkıcı depremlerin ardından 3 ay geçti. Enkaza dönen şehirlerde evini kaybeden vatandaşlar için konutlar inşa edilmeye başlandı. Gelinciktepe bölgesinde inşası süren 599 konutluk 17 bloğun temel demiri bağlandı. Betonu döküldü. 3 blokta tünel kalıp imalatı devam ediyor. 77 gün önce temeli atılan 599 konutun 193 gün sonra teslim edilmesi öngörülüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder konutlara ilişkin açıklamalarda bulundu. TOKİ'nin deprem konutlarının inşasının sürdüğünü söyledi. Malatya'mızda yaklaşık 66 bin bu şekilde şehir merkezinde olan konutlarımızın inşasına başlanıldı, başlanılacak kimisine. Şu an Malatya'da yaklaşık 14 bin konutun temelleri atılmış oldu. Bu şekilde etaplar halinde binalarımız yükseliyor. Nihayetinde merkezde 66 bin konut, köylerde de yaklaşık 25 bin konut, 90 bin konut civarında konut yapılıp kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Hükümetimiz, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ'miz aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah kışa girmeden biz 20 bin civarında hedefimiz 20 bin civarında konutumuzu vatandaşımıza teslim etmek. Başkan Güder depreme dayanıklı zeminlere ilişkin de konuştu. Kentte 8'in üzerindeki depreme bile dayanıklı zemin olduğuna dikkat çekti. Özellikle lavlardan oluşan kayaçları görüyorsunuz. Yer tabakası da çok güçlü ve yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Allah'ın izniyle Rabbim vermesin ama 8'in üzerindeki depreme bile dayanıklı bir zemin var burada. Yani biz alanları sınırlı tutmayacağız. Ne kadar konut yerleşebiliyorsa o kadar konutun Gelincik'te inşa edilmesini sağlamaya çalışacağız. Gerçek adı Nuri Kaçtaş olan türkücü ve oyuncu Nuri Sesigüzel 86 yaşında vefat etti. Nuri Sesigüzel'in ölüm haberini kızı duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı geldi. Sanki billur bir pınar mahverengi gözleri ruhuma neşe sunar mahverengi gözlerin gözlerin yar gözlerin. Türk müzik camiası gelen acı bir haberle yıkıldı. Sevilen isimlerden birisi olan Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti. Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Açıklamayı kızı Birgi Canberk Sesigüzel yaptı. Babam gece saat 02.45 sularında rahmetli oldu. Yarın Teşvikiye Camisi'nden öğle namazına müteakip cenazesi kaldırılacak. Büyükçekmece mezarlığına annemin yanına defnedilecek dedi. Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. 86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Bir
Canım var, onu da al, kurtar beni Kadir Mevla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da usta sanatçı için başsağlığı mesajı yayınladı. Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesi Güzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Gel güzelim beni yakma, seni seven kalbi de yıkma, Allah'ın emrinden çıkma, öldürücü gözle bakma. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Hafta başında yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.